Böyle ekranlara çok fazla çıkmayı tercih etmiyor musunuz? Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz bu ara? Biraz yoğun bir dönemindeyim. İşte tiyatro yapıyorum. Evet. Kibarlık Budalası oyununu oynuyoruz Molière'in Tiyatro Kedi ile birlikte. Bayağı bir turnelerimiz oluyor. O tiyatro da çok başka bir keyif çok herhalde başka değil bir mi? Keyif. Evet, çok çok seviyorum tiyatroyu. İşte tiyatro dışında ama şey değil mi yani şu an ekranlarda dışında... çok değilsiniz. Ay çok güzel görüntüler. Evet. Ekranlardayım da aslında. Çok mersi. Bir program sunuyorum ben de. Cumartesi sabahları Ekotürk TV'de. Ay çok güzel. Sabah 10'da baş. Evet, böyle sohbet programı. Bayağı aktifsiniz. Konuklarım yani, oluyor. Evet. Güzel. Ama aslında mesela insanların de, gözümün üzerinde olması beni çok rahatsız ediyor derken aslında birazcık utangaç biriyim demişsiniz. Evet. Evet. Şimdi öyleyim. Bu kadar güzel olup yani gerçekten bu kadar gözlerin sizin üzerinizde olmaması herhalde mümkün değildi diye düşünüyorum değil mi? Ya hep böyle mi oldu hayatınız hep boyunca? Hep böyle oldu. Çünkü 18 yaşında ben de işte yarışmayla birlikte o tabii ki benim hayatımın bir kırılma noktası gibi bir şeydi. Evet. Ondan sonra her gittiğim yerde tabii önce işte Türkiye Güzeli olarak ilgi çekiyorsun. Sonrasında diziler başladı, oyunculuk başladı. Çok büyük bir şöhret geldi. Dolayısıyla o zaman da 21 yaşında falandım. Hani kendimi bildim bileli diyeyim. Biraz göz önünde göz ve önünde çocuklukta hep mesela evet, işte o ama utangacım yani öyle bir yapım gerçekten var. Evet, hala mesela kalabalıklara tek başıma giremem. Aa. İlla yanımda birisi bir destek olsun isterim falan. Böyle bir çekinirim yani öyle bir tarafım var. Çok rahat bir insan evet, değilim ünlü yani. Ünlü isimlerinin böyle kalabalık yerlere girerken işte kendi iyi veya kötü bakışları olsun bir şekilde herkesin gözünüzün üzerinde olması. Evet. Konuşulanları ister istemez zaman zaman duyuyor olmak. Aslında hiçbir şey duymamayı istemek değil mi? O gerçekten şey bir şey. Sizi çok iyi tabii, anlıyorum. Mutlaka. Dönemsel olarak olmaz. Ben de yaşıyorum bazen ama tabii, tabii ki sizin kadar değil. Birazcık çocukluğunuza geri gittiğimiz zaman o ebebek gibi bebek herhalde eminim çok çok güzel bir çocuktunuz. Peki sizin böyle bir hayaliniz var mıydı? Hep aile tarafından böyle büyütülen çocuklarda bir yaşa geldiği zaman... Bir dakika ben de bir hani şansımı deneyeyim bir güzellik yarışmasına gireyim diyen siz miydiniz? Yoksa yine ailenizin teşvikiyle mi olmuştu? Ya benim onu çok anlattım artık herkes biliyor da bir tesadüf sonucu girdim yarışmaya. Yani öyle çok bu tür yarışmalara böyle merak. Ben de bir yandan da şeyleri seyrediyorum. Görüntülere bakıyorum gözüm. Ben anlatayım buradan siz izleyin. Ama gerçekten ya, çok güzeller. Ben evet, de şuradan kardeşim, görüyorum gözücüyle. Ben annecimle. Yani güzel bir çocukluk geçirdim. Evet çok ilgili ve çok modern, anlayışlı bir ailem, anne babam vardı. Hani öyle beni çok sıkmadılar. Bursa'da büyüdüm ben. İşte arkadaş gruplarımız vardı, gezerdik. Yani öyle baskı altında büyümedi. Bu babanız? Babam, evet. Kime benzediniz? Yakışıklı babanıza babam. Mı benzediniz? Bayağı yakışıklı yani. Çok çok yakışıklıydı. Anneniz de çok güzel de babanız da böyle bir şey olduk yani. Evet, babama kime benzerim. Ben çok karışık. Yani mesela şimdi anneme çok benzetiyorum kendimi. Ya. Evet. Yani bazen böyle aynada bakınca sanki annemi görüyor. Yani o kadar benzetiyorum. Aslında hat olarak falan çok benzemezdik. Ama şimdi bilmiyorum özlediğim için midir nedir ay, tabii ki çok özlüyor insan. Olabilir. Ne zaman kaybettiniz? 10 sene oldu. 10 sene oldu anneniz. Babanız? Babam sağ, o yanımda yaşıyor. Evet. Çok güzel, ne büyük şans. Beraber bak, mi yaşıyorsunuz? Annemi görünce ben böyle öyle oluyorum. Ay anne özlenir, i̇şte özlenmez sevim, mi? Ama. Çok güzel evet. Görüntüler gerçekten. Öyle işte hayat. Hayat böyle. Aldı onu bizden böyle. Çok da genç yaşında, 66 yaşındaydı vefat ettiği zaman. Nedendi? Kanser, akciğer kanseri oldu ve 6 ay içinde... Hani çok da fiziği falan incecik hiç yaşını göstermeyen, çok enerjik, inanılmaz hani çıkardı. İşte bebekten Tarabya'ya kadar yürürdü her gün falan. Öyle bir kadındı. Ama o hastalık, o illet hastalık biraz da kötü huylu tarafındaydı. Hani her o hastalığa yakalanan da tabii ki netice böyle olacak tabii diye bir şey yok tabii ama. Tabii ki evet.
Öyle zor bir süreçti yani bizler için. Ailede var mıydı Ayran Hanım? Daha önce bu rahatsızlıkla baş eden birisi. Yoksa ilk anneniz mi? Çünkü annem hani oldu. Mi? Evet yani anne tarafından ama baba tarafından da halam, işte birkaç yeğenim falan. Evet. Öyle. Mesela biz hep burada hekimlerimizle konuştuğumuz için biliyorum. Ben evet. Mesela etkileniyorum yani ister istemez. Bununla ilgili mesela ailede böyle bir şey olduğu zaman siz de hani kendi kontrollerinizi yaptırıyorum. Evet, evet. Özen yaptırıyorum. Yani senede bir kere muhakkak. Ay Allah ya ne kadar da çok anneciğimle koymuşsunuz. Çok güzel. Çok güzel, çok. Evet. Nur içinde yatsın. Öyle, nurlar diyelim. İçinde yatsınlar bütün kaybettiklerimiz. İşte o acıyla yaşamayı insan öğreniyor bir süre sonra. Evet, asla azalmayan bir acı ama kesinlikle evet. Hep evet. Soran oluyor da bana da, ben de babamı çok erken yaşta biliyorum, kaybettim. Evet. Ama evet gerçekten onunla yaşamayı öğrenmek diye bir şey var. Hayat bir de zorla öğretiyor. Mecburen. Aynen ne hani, yapacağız ki başka yani. Gerçekten öyle. Ne yapacaksın gene yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi siz de anne oldunuz. Tabii. Peki annenizle benzer yönleriniz olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da annenizden size kalan ne bileyim bende var mesela annemle ilgili benim kendimde gördüğüm ay ne kadar da anneme benzedim falan dediğim işte. Anlar hele oluyor. Ki, tabii öyle. Ben annemden daha rahat bir anneyim. Yani benim için tek önemli olan Ecem mutlu olsun. Kaç yani, yaşında Ecem şu anda? 88 doğumlu. Hı. Yani 34 maşallah oldu. Evet. Ne yapıyor Ecem? Şu anda bir şey yapmıyor. Bir ara oyunculuk yaptı. Gene devam edebilir tabii ki. Sonra bir dijital kanalda yapımcılık yaptı. Ne güzel. Evet. Seviyor biraz televizyonu. Seviyor, seviyor. Bu dünyayı seviyor. Oyunculuğu da seviyor. Çok eğitim falan da aldı. Ona da devam edebilir. Nasıl bir kız bakalım olarak büyüttünüz işte Ecem'i? Bir kere önce benim için iyi insan olması çok önemliydi. Yani şımarık, işte Aynen Şener'in kızıyım diye kendisini diğer arkadaşlarından üstün ya da farklı değil misin asla evet, değil evet, de evet. Hani farklı görsün hiçbir zaman istemedim. Mütevazi, mütevazi bir şekilde evet büyüdü. Öyle de bir insan oldu gerçekten altın kalpli bir fazla iyi hatta çok hassas bir insan. Ama sanki siz de biraz aşırı öylesiniz duyarlı gibi geliyor bana ya. Ben hiç de tanımıyorum öyleyim ama evet, hissettiğim şey o naif ve böyle evet, o utangaç şey hali. Siz de öylesiniz. Size evet benziyor mu? Benziyor, fizik olarak da benziyor. O sorduğun soruya da evet yani gittikçe böyle bir anneleşiyor kız çocukları zaman. Aa diyorum şimdi bak annem gibi davrandım falan dediğim oluyor. Evet çok oluyor. Güzel. Peki çok damarıma basılmadıkça, haksız bir durum olmadıkça kavga etmeyi sevmem. Sevmiyorum. Demiş. Zaten hiç aksini düşünemem. Sevmiyorum. Sizinle ilgili. Gerekirse de ediyorum ama. Ettiniz mi? Ediyorum tabii. En büyük tabii kavganızı kimle ettiniz? Ne için? Konu neydi ediyorum, hatırlıyor musunuz? Şimdi söylemeyeyim ama tamam, yani tabii çok da böyle bir tırnaklarımı çıkarabiliyorum da ama işte o böyle bir noktam var o aşılırsa o zaman da kendi sesimi ilgili bile tanıyamıyorum yani ha, o derece evet evet. Mesela bam teli olabiliyor neyle ilgili yani atıyorum. Bam teli yani ailenizle mi işte sizin kendinize verdiğiniz değerle mi ilgili ne bileyim bir kere ilgili kızımla oluyor tabii ki ilgili bir şey olursa tabii o zaman hani o tırnaklar çıkıyor. Çıkıyor. Haksızlığa hiç tahammül edemiyorum. Evet. Yanlış anlaşılmaya ve onda ısrar edilmesine inatçıl insanlara işte sözünde durmayan insanları hiç sevmem. Yani, ben bir iki şey var zannettim. Bayağı varmış yalnız. Bayağı var. Yine tabii bunlara karşı az sinirleniyorsanız ufak iyi bir şey. Ufak yani, minik ufak minik. Minik minik bunları ama tabii ki çok sinirlendiğim şeyler. Hani bunlara öyle o kadar tırnak çok fazla çıkarmam ama. Yani bazen de insanın böyle bir gerçekten. Nevri hani, dönüyor değil mi? Nevri dönüyor evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.